Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kayım Etin 2'nin ikinci ve son olmayan tanıtım videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bunun part 3'ü son olacak, part 3'ü son gelecek. Oyunda bazı hazırlanmamış yerler var, ondan hazırlanacak. Ondan sonra part 3'ü sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar bugün yansıtmayı göstereceğim size şimdi. Yansıtmayı nasıl yaparız onu göstereceğim. Buradan Teo'ya girdiğimiz zaman yansıtma bölümünü tıklıyorsunuz. Yansıtma yapabilmeniz için arkadaşlar elinizde yansıtma bileti olmak zorunda. Birinci itemi koyduğunuz zaman ardından ikinci itemi de koyuyorsunuz. Kaldırılan nesne silinir diyor. Burada yansıtmayı okeylediğiniz zaman yansıtma işlemi için yansıtma biletine ihtiyacın var diyor. Bende yansıtma bileti var fakat neden böyle bir hata verdiğini henüz çözebilmiş değilim. Bir daha bakalım. Şöyle bir daha görelim. Yansıtma biletine ihtiyacın var diye tekrar hata veriyor. Yansıtmayı nasıl yapacağınızı gördünüz arkadaşlar. Yansıtmayı böyle yapacaksınız. Bilginiz olsun. Şu an bilet var, bende bilet yok diye bir hata veriyor. Onu da anlamış değilim henüz. Diğer bir hususa geçelim arkadaşlar. Şimdi bu satıcı NPC'sinden şöyle efendime söyleyeyim kritik isabettir vesaireyi almak için uğraşıyordunuz. Burada uğraşmanıza gerek yok. Marka özelliklerine bastığınız zaman hepsi yukarıda komple geliyor arkadaşlar. Şebnem'de de aynı şekilde herhangi bir yere gitmenize gerek kalmadan Şebnem yüzüğüne bastığınız zaman buradan size bütün Şebnemleri ücretsiz olarak bir şekilde temin ettiriyor. Ayrıyeten buzda hızlı silme sistemi var arkadaşlar. Şöyle koyduğunuz zaman kabul et dediğinizde sat veya sil dediğiniz zaman yankınızı veriyor. Silmek isterseniz sildiriyor. Offline shop menüsüne geldiğimiz zaman burada pazar bankanız var. Pazarda satan ürünleri yankınızı işte bona çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Efsun botu bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Silahınızı koyuyorsunuz, buradan atıyorum, ortalama zarar diyorsunuz, kaç yazalım buraya, 50 yazalım. Başlat dediğin zaman buradan silahınıza ortalama zarar getirebiliyorsunuz hiç uğraşmadan, kendiniz yaparak. Ünvan sistemimiz ise arkadaşlar, ünvan sistemine geldiğinizde hatayla ünvanı var, işte yank ile alınan, süreyle alınan, pisi var mesela yank ile alınan ama 150 level olmanız gerekiyor. Bakkalcıda da hani yank ile alabiliyorsunuz. Uykusuz var mesela. Ya çoğunu yank ile alabiliyorsunuz. Fakat güzel görünen ünvan sistemlerinde sizden bir miktar materyaller istiyor. İşte mavi ot istiyor, kırmızı ot istiyor, yeşil ot istiyor, mor ot istiyor ve TikTok yayıncısı olmanız için şöyle bir şey var. 5000 yank, 250 level, 10x app kuponu 1000'lik karşılığında satın alabiliyorsunuz demiş arkadaşlar. 10k epe TikTok yayıncısı ünvanını alabiliyorsunuz. Buradan bossları takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Bossların içeriği de burada görünüyor zaten. Katakomb işte, Örümcek Barones, Balance TV, Razedor. Hani bosslar önemli. İtemlerinizi dönüştürmek için, şu itemlerinizi dönüştürmek için bosslara devamlı gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere ben size bossların da içeriğini göstereyim. Tabi bunlara da bazı şeyler eklenecek. Ben size tanıtım olarak göstermek istedim. Buradan zindan takip işte arkadaşlar. Bu çok önemli. Zindanlarınızı dönmeniz gerekiyor. Zindan dropları dediğimiz zaman sertifikalar atıyor bize burada. İşte turunç, gümüş, altın sertifikalar, lüsfer sandığı, yavrucuk kutusu, yank, küçülen kafa. Yine neden bossların, zindanlarımızın önemli olduğunu bir kez daha burada anlıyoruz arkadaşlar. Burada dönüştürücü itemlerini buradan da elde edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şöyle içeriklerine bir göz atalım hep birlikte. Bakın dönüştürücü itemlerini zindandan da bosslardan da elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok güzel olmuş. Oyun yapımcıları bunu da düşünmüş. Her yere koymuşlar yani. Pek zorlanmayacaksınız dönüştürüm yaparken. Özellikle su zindanı çok önemli.
milyoner kolyesi vesaireler var. O da meleğin kutsamaları var. Kabus ünvanı. Bu en son boss zaten. Bunu hepimiz biliyoruz. En son boss'umuzda da droplarımız çok çok fazla. Onu da söyleyeyim size. Droplarımızı buradan elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer konuya daha değineceğim arkadaşlar. Oyunun market sistemi, alım satım vesairesi çok ucuz arkadaşlar. Hani öyle pahalı bir oyun değil. Tamamıyla oyuncuları düşünerek yapılmış bir durum söz konusu şu an. Buradan geldiğimizde nesne market deponuz var. İşte normal depolarınız var. Buradan şifrenizi kendiniz belirleyerek giriş yapabiliyorsunuz. Ayrıyetten sizin beceri kitaplarınızın, efendime söyleyeyim zihin taşlarımızın, materyallerimizin, sandıklarımızın geleceği özel depomuz buradan mevcut. Bu bizim yankımızı ve wonumuzu gösteriyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size yine. Burada ise ister karakteriniz XP kazanmasını istemiyorsanız buna bastığınız zaman pasif bir şekilde geliyor. Yani karakteriniz hiçbir şekilde XP almıyor. Bastığınız zaman, aktif ettiğiniz zaman da karakterinize XP gelmeye devam ediyor. Şuna bastığınız zaman burada işte canınız, mananız, ekstromunuz vesaireniz görünüyor arkadaşlar. Şimdi ufak bir yere gideceğim. Ardından tanıtımı oradan devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dongwang Vadisi'nde. Burada kırmızı evlerimiz var arkadaşlar. Özel boss'umuzu atıyor buraya. Bilginiz olsun. Buraya gelip size göstermek isterim. Bunda tabii bu boss'ların içeriği, atacağı itemler vesaireler, item'lar, onlar ayarlanacak arkadaşlar. Buradan buraya nasıl geleceğinizi de biliyorsunuz zaten. Söylememe gerek yok ama ben tekrar göstereyim. Diğer bölgeler dediğiniz zaman Doyum Havang Vadisi'ne tıkladığınız anda oyun sizi ışınlıyor ve direkt sizi boss'un olduğu yere getiriyor arkadaşlar. 75 level kırmızı ejderha boss'umuz var. Arkadaşlar şu an ikinci tanıtımımız bu kadardı. Üçüncü tanıtım ayın 12'sinde gelecek. O son tanıtım olacak. Ondan sonra ayın 15'inde de oyunumuz official bir şekilde açılacak. Buradan Kayın Metin 2 yönetimine de teşekkür ederim. Gerçekten oyuncuları düşündükleri için gerek dönüşüm eşyalarını her yere koydular millet kolay çevirsin diye. Gerek app fiyatlarının düşük olması, nesne marketin ucuz olması. Nesne marketi şu an gösteremiyorum sizlere maalesef. Oyun kapalı beta'da, sadece biz de erişebiliyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ayın 12'sinde son tanıtım, 3. tanıtım gelecek. Bazı eksiklikler var, onlar tamamlanacak. Ondan sonra tanıtım gelecek. Ayın 15'inde de açılışımızı official bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdiden herkese, videoyu izleyenlere, like atanlara, beni destekleyenlere teşekkür ederim. Ayın 15'inde Kayın Metin 2'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, ufak bir bonus. Arkadaşlar ben size bir şey daha göstermek istiyorum. Oto avla ilgili. U tuşuna bastığınız zaman direkt oto avımız önümüze çıkıyor arkadaşlar. Buradan C'ye bastığımızda yetenekler bölümüne gelip yetenekleri koyabiliyor olmamız lazım. Evet, koyabiliyoruz arkadaşlar. Buradan yeteneklerimizi kullandırabiliriz. İsterseniz yetenek koymak istemiyorsanız şuna basmanız yeterli. Burada efendime söyleyeyim işte iksirlerimiz var. Şöyle göstereyim. Şöyle koyabiliyorsunuz mesela. İksirlerimiz var. Saldırma açık. Odaklanma açık. İksirleri açıyorsunuz. Becerileri at üstünde olacağınız için açmanıza gerek yok. Sadece hava kılıcı ve öfkeyi koyabilirsiniz. Canlandırmayı koyduğunuzda kaydet, başlat dediğinizde o tavınızı tabii nesne marketten ilk önce almanız gerekiyor. Ondan sonra aldığınızda o tavınızı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu da benden size ufak bir bonus videosu olsun. Tekrardan görüşmek üzere.